Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan soğan toplamak için Hatay'a gelen mevsimlik tarım işçileri Ramazan'da yakıcı güneşin altında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor. Her yıl hasat zamanı yanlarında birkaç parça eşya ile memleketlerinden uzaklara mevsimlik işçilik yapmaya giden ailelerden bazıları sezonun ilk mesaisi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Burada çadırlar kurarak konaklayan işçiler her sabah saat 5'te uyanıp soğan tarlasının yolunu tutuyor. Kimi kundaktaki bebeğiyle, kimi çocuklarıyla ekmeğinin peşine düşen işçiler Ramazan ayında yüksek sıcaklara rağmen var gücüyle çalışıyor. Sabahın erken saatlerinden havanın karardığı vakte kadar soğan tarlalarında toplama, ayırma ve istifleme yapan işçiler günlük 45-50 liraya ekmek mücadelesi veriyor. Günlük ortadan yani tarlaya bağlıdır yani bazılar bir yomya çıkartıyor, bazı bir buçuk yomya çıkartıyoruz yani Ne kadar bu kadar. veriyor? Yomya şu anda sağlam 45 lira kalıyorlar, işçiler kalıyorlar yani. İbrahim Bilgen ve 60 kişilik ekibi de Nisan ayında çalışmak için Hatay'a geldi. Bazı günler hava sıcaklığı 40 derece çıkıyor. Öğlen çalışmıyoruz. Arada bir iki saat oturuyoruz. Ondan sonra akşam zaten akşam oluyor. Yemeğimiz çıkmıyor yani. Evet, çadırda kalıyoruz. Giderken pişmiş yemeğimiz yok. İşçiler sabahın ilk saatlerinden akşam saatlerine kadar ekmek için çalışıyor. Zorluk Ramazan ayında iki katına çıkıyor. Tabii güneşte çalışmak çok zor. İşte Ramazan'dır. Aynen zor oluyor. Tabii canım nasıl zor olmuyor? Tutanlar oluyor. Mesela fazla çok zorlanıyorlar. Akşam edene kadar zorlan gözleri çıkıyor. İşte ne bileyim.